Evet, değerli arkadaşlar, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Konu biraz doğaçlama olacak. Benim için çok önemli şeyler bunlar. Mesela dünyamızın gündemi benim için. Artık NASA uzaylıları kabul etmiş gibi bir durum var. Zaten olan bir şey. Şimdi bana göre hep şu oluyor. Mesela uzayla ilgilenen veya uzayla ilgili merakı olan insanlar birbirine sorabiliyor. Veya bunu araştıran insanlara, onunla ilgili araştırmaları olanlara soruluyor. Benim için UFO var. Bunu dedikten sonra kanıt bekleniyor değil mi? İşte diyoruz ki kanıtı ne? UFO olsa da olmasa da şu an hayattayız. Şu an dünya planetinde yaşıyoruz. Varlıklar görünebilir. Bir şeyler gökyüzünde görebiliriz. Yer altından da çıkıyor. Şimdi görünen bir varlığı, bu uzaylı diyemeyiz. Belki yerin altından geliyor. Denizden başka bir şeyler gelebilir. Ya her şey olabilir. Artık şunu anlamamız lazım. Bir şeyler artık açığa çıkmak zorunda. Açığa da çıkacak. Bu dünya okulunda bizlerin aslında bunu hazırladı sistem bize. Artık her şeyin iç içe olduğunu görmemiz lazım. Ya koskocaman bir dünyada yaşıyoruz bize göre ama evren o kadar sonsuz ki yani olmama ihtimali var mı? Şimdi bir UFO'nun olmama ihtimali yok. Bir uçağın daire geçse keşke şuradan. Şuradan bir tane gelse. Düştü beni böyle konuşurken beni alsalar götürseler. Güzel olmaz mı İbo? Olur abi. Şimdi düşünün anlatırken arka diye geçiyormuş falan. Ben de isterim ama şimdi şöyle bir şey düşünelim. Onların şuuru, maddeye olan tesirleri biraz daha kendi evren ve kendi evren demeyelim, kendi planetlerine göre farklı yaratıldığı için şimdi bu boyuta inmeleri, bu boyutta öyle dönüşmeleri kolay olmayabilir. Ya da sistemin diyelim, bu okul sisteminin de bir değişik bir yönü var. Sistem de şöyle işliyor. Yani dışarıdan gelecek bir tepkide, dışarıdan gelebilecek bir varlığın görünmesi insanları farklı yerlere yöneltebilir. İnsanlar dünyada en çok inanış tabii ki insanlar dinlere inanıyor. Şimdi bunların sarsılma demeyelim de bunların daha böyle araştırmalarına düşülebilir. Korkular olabilir. O yüzden bu gibi planlar, bu gibi programlar sistemin dışına çıkamaz. Yani biz de herkes ister. Sistem de bunu yapar. Her yerden böyle UFO'lar uçar. Uçağın daire burada Zetalılar, Arcturuslular, Siriuslular işte aklıma ne geliyor? Pleiadesliler, Arkonlar, Reptiller, Drakolar falan her şey olabilir. Ama bunu anlamak lazım. Burası da bir insanlık. Biz de bir uzaylıyız. Bizim birleşik insanlık realitesi. Yani bir planeti tam anlamıyla birliğe dönüştürecek bir vazifesi var insanlığın. Yani bir gezegen olmamız lazım. Biz daha ülkeler olduk daha. Daha gezegen olamadık. Gezegen olacağımız zaman zaten o şuurlar değişecek. O zaman şaşırmamaya başlayacağız bir şeyleri gördüğümüzde. Evet. Bana göre UFO'lar var. Yani UFO da öyle bir şey ki yani bunu görsek ne olacak yani? Gördük, anlattık. Vav, çok güzel uçağın daire görünüyor falan. Ama insanlar şöyle bir şey. Şu an biri bir UFO görse, bedenlenmiş bir böyle geliyor böyle yürüyor falan insanların üstüne. Ya onu vururuz, ya onu öldürür, ya taş atarız. Geliyor, merhaba dünyalı diye iniyor mesela aşağıya. Merhaba dünyalılar diye geliyor böyle. Ya da belki bizim gibiler. Geldi, indi aşağıya, merhaba dünyalı falan dedi. Çoğu kişi korkar. Bütün inanış faktörü değişebilir. Veya şöyle olur, tapan çıkar, taparlar ya. Gelen UFO'yu taparlar. Derler ki bu tanrı, haşa. Bu tanrı galiba derler. Çünkü geçmiş yaşamlarda zaten birçok böyle vakalar var. Araştırdığımızda bunlar karşımıza çıkıyor. İnsanlığın gelişmemiş şuuru kimi zaman onları tanrı demişler yani. Neden? Bilinmeyen bir teknoloji. Ya bizim şuurumuz ona erişmiyor şu anlık. Ama yani UFO'lar var mı yok mu olayla gerçekten de var. Benim için var. Başkası için olmaz. Çünkü ardında korku barındırabilir insana veya hayatını etkileyebilir. Sistem bunu, biz bunu varsayımlarını konuşurken sistem bunu daha iyi bir ilahi sistem bunu bilmiyor mu? İstese buraya tamamen her yeri donatır yani. Ama yasalar öyle ilerlemiyor. Dünyanın bir gelişim yasası var. Dünyanın bir bu yasası içerisinde insanlığın bir yaşaması gereken serüveni süreci var. Burası bir okul. Her zaman tekrarlıyorum. O yüzden öyle hani uzaylılar gelecek, istila edecekler, şu olacak. Olabilir mi? Olabilir. Olması da mümkündür. Ama her şey yine sistemin iznine göre. Yani hepimizin bir kadersel planı var bu dünyada. O planın dışına çıkamayız. Ne sistem çıkar ne de dışarıdan gelebilecek üstün varlıklı diyorlar ya. Üstün titreşimli varlıkların bu yasaya uymaları gerekir. Zaten sistem buna izin vermez. O yüzden burasını bir anlamamız lazım. Uzaylılar var mı yok mudan ziyade sistemi iyi bilmemiz lazım. Biraz araştırmamız lazım. Gerçekten çok isterim. Bir tane UFO bir arkada UFO diyoruz ya. Bir tane dünya dışı bir yaşamdan böyle iki kelime konuşabileceğim. Ya da kelime konuşamayız. Biz maddesel konuşabiliyoruz ama
telepatik iletişim sağlayabileceğim bir uzaylı arkadaş isterim yani. Sohbet etmek isterim. Bunun varlığı yokluğunu değilim yani. Benim istediğim zaten bana göre varlar. Ya çıksa da konuşsak, sohbet etsek de. Ama öyle bir şey ki, öyle bir bilgi verir ki sana, bir anda her şey değişebilir. O yüzden yani yasaları çiğnemek kimse istemez. Yani gelirler belki, giderler ama o işler farklı planlar üzerine olmak zorundadır. Ama gönlüm kalbim inanıyorum ki yakın zaman daha da bu UFO fenomenleri çoğalacak. Çünkü olan bir şey. Yani bunu saklamanın bir alemi yok. Saklayamayız. Olması gereken oluyor her şekilde. Ya düşünsenize, ülkemiz, dünyamızda bin bir türlü afetler oluyor. Ya düşün, ya gezegende yaşıyoruz arkadaşlar. Ya bir gezegende yaşadığımızı anlamamız lazım. Bir planette yaşadığımızı fark etmemiz lazım. Bunun yanında dışarıdan herhangi bir varlık, değişik bir şuur gelebilir. Bu gayet normaldir benim için. Ama başka bir şuurda, her şuurda insan yok ki. Şimdi adam tamamen şuurunu dine adamış. Düşünsenize, tamamen dinde, tamam okey. Bir UFO görse der ki Allah'ın bu hikmetidir. Evet, hikmetidir. Ama çoğalırsa hikmet üstünde arar ve bu sefer kendi inanışının dışına çıkabilir veya sarsılabilir. O yüzden sistem, herkesin bütün değişik şuurlar bu okulda olduğu için sistem öyle her şuura zarar verecek bir bilgiyi öyle gökyüzünde, orada burada. Biz her gördüğümüzü gökyüzünden geldi de diyebiliriz ama yani yeraltı şehirlerimiz var ya. Dünyada belki en çok Türkiye'de vardır yeraltı şehri. Yani yeraltı şehirlerimizde bin bir türlü kadim ırklar, onlar bunlar yaşamışlar. Bir şeyler olmuş yani bu gezegende. Belki gördüğümüz bir varlık belki de yer altından çıktı. Ama işte sistem buna müdahale ediyor. Sistemin de müdahale etmesi, insanlar ya bunu tanrı ilan etmesin veya bunu öldürmesin veya karışıklık çıkmasın. İnsan, yani sistemi şöyle anlayalım. Bir okulun niye düzenini bozulsun? Özgür iradesi olan bir okul. Şimdi burada kalkacak da bir UFO göreceğiz. Bir uzaylı göreceğiz. Tamam, görelim. Ne kazandıracak? UFO görüp böyle vay be, varmış UFO'lar. UFO varmış ya. Bu UFO'lar varmış ya. Olabilir abi. UFO'lar varmış, anasını satayım. Ha, bu bilgiden sonra ne olacak? Hani UFO'lar geldi. Evet, var UFO'lar. Ne olacak? İnanışlar biraz sarsılabilir. Çünkü çok anlam kattığımız bazı şeyler var. Yani ardında hurafe gibi olan, dinin anlattığının dışında hurafeleşmiş bazı şeylerin dışına çıktığımız zaman o anlatan bazı tipler var ya, o şarlatanların. Bir anda hepsinin duvarları yıkılacak, bazı şarlatanlardan bahsediyorum. Şimdi geldi bu şuura, UFO'ları anlat. Şimdi gelelim, Türkiye'de UFO görüldü. Diyelim bu Türkiye UFO geldi. Ülkemizde zaten problem var. Her ne olacağı belli değil. UFO gördüm ben. Ya adam UFO görse, UFO'lar görse adam şunu der kesin. Allah'ım kurtulduk galiba. Öleceğiz ya da bitti artık ya, şükürler olsun mu der. Yoksa ya ona hayret edemeyecek şuurlar var Türkiye'de. Yani bir UFO görünse, şu an yanımda bir UFO tanıştırırsam, bunu hayret edemeyecek, hayretlikten ziyade onu algılayamayacak şuurlar var. Böyle sadece bakar ve hayatına devam edebilecek. Ya bu hep söylüyorum, bu dünyada gece oluyor, gündüz oluyor. Yani bir şekilde yağmur yağıyor, bir şeyler. Dünya tamamen canlı. Canlı olan varlığın, planetin içinde, dışında, uzağında her türlü yaşam olmak zorundadır. Şimdi dünyanın arkadaşı yok mu ya? Ya biz bir arkadaşsız bir sohbet edebileceğimiz biri olmadığı zaman şey yapmıyor muyuz? Sıkılmıyor muyuz? Gezegenlerin de kendi aralarında bir iletişimi yok mu? Var. O zaman demek ki her gezegende olmasa bile belki de bin bir türlü gezegende bir yaşam var. İlla ki buraya gelebilirler. Ama ve lakin sistem, ilahi sistem buna izin verirse, ilahi sistem buna izin vermezse, bu yasalar vardır. Öyle yukarısı, o idare mekanizması öyle boş bir mekanizma değil. Öyle gelecek hiçbir şey plansız, sebepsiz olmaz. Bir şeyler gün yüzüne çıkıyorsa yine planın doğrultusuna çıkar. Bu hakikattir zaten. Uzaylılar var, yok. NASA bunu kabul etti. NASA bunu kabul etti sonunda falan. Zaten bu böyle bir gerçeklik var. Ama şuurlar buna müsait değil. Şimdi bir şuura şak diye bir şey söylersen ne olur? Orada problem çıkar. Problem çıkabilir orada. Değil mi odur ki arkadaşlar? Çık buradan. Çık lan! Bunlar da bizim uzaylılar. Çık! 2 dakika bak, kavga etmeyin. Nerede kalmıştım İbo ya? Bir şey söylüyordum ben. Teşekkürler. Neydi be? Neyse diye doğaçlama konuşuyoruz ya böyle. Yani arkadaşlar, bugün UFO'lardan bahsetmek istedim. Öyle UFO'lar hani geldi, UFO var mı yok mu, artık dışına çıkmamız lazım. Varlar. Yakın zamanda daha da bu çoğalacak. Bu olay her yerde çoğalacak. Bu UFO fenomenleri diye deniyor ya, bunlar çoğalacak. Kimisi yalan, kimisi de hakikat olarak çıkacak. Yani her oluşun içinde bir yalan ve hakikat olmak zorundadır. Çünkü burası bir dualite okulu. İkililik olmak zorunda. Şimdi evet, UFO'lar var.
uzaylılar var. Geldi dediğimiz an, görünüyor dediğimiz an bir tarafta bu UFO'ları kullanan, yani öyle bir şey görülmedi yani görülmüş gibi kullananlar yanında gerçekten de görülüp de ispat edemeyenler durumlar olacak. Çünkü burası böyle bir yer. Dünyanın olayı bu. Biz daha dünyamızı tanımadan gökyüzünde o var mı bu var mı diyemiyoruz. Ya biz başka bir biz daha birbirimizi kabul edemedik. Başka bir ırkı nasıl kabul edeceğiz? Mesela bir tane buraya bir yine aklıma Akturuslu uzaylı turuslu diye biri geldi. Akturus güzel de isim Akturuslular. Akturuslular ya hoş gelmişler efendim Akturuslular. Burada Pleiadesler yani hoş gelmişler. Böyle bir durum olmayacağı için biz de direkt şu mekanizmayla büyütüldük. Savaşma. Dış tehdit savaşma. O yüzden dünyamıza böyle bir şey gelirse dünyada ikililik olacağı için o ikililik olması gerekli olduğu için sistemde bu bir çalkantılı bir dönem olacak. Yani evet çoğalacak bu fenomenler ama bir tarafta yalanlayanlar, bir tarafta doğrunun peşinde olan, bir tarafta bunu kullananlar, bir tarafta bunun birazını kullananlar. Yani şey gibi düşünün. Bir bilgi geldi. O bilginin her türlü tesire uğraması. Yani bu öyle olacak. Diyecek adam diyecek. Bana uzaylı tecavüz etti diyecek. Öyle tipler çıkacak. Neden yaptın bunu diyecek mesela biri. Ya uzaylı inandırdı. İşte uzaylı yani böyle saçma sapan haberler de duyabiliriz. Çok normalleşse. Ama normalleşmesi çok... Biz görür müyüz normalleşmeyi? Bence görürüz. Yakın zamanda bu sene ve 2 sene içerisinde bu gökyüzü fenomenleri bence çok olacak. Ne yapalım? Ne yapacağız biz de? Düşüneceğiz, bakacağız yani. Aga bunlar ne? Gökyüzünde uçuyor. Tamam bu bizden bir şey değil. Demek ki dışarıda bir, dünyanın dışında bir oluşum var. Sonsuz bir şuur var demek ki. O sonsuz şuuru anlayacağız bir yerden sonra. Göreceğiz. Yani UFO konuları böyle benim için. Ben UFO'ları araştırmadan önce, ben önce biz de bir uzaylı olduğumuzu kabul etmemeliyiz. Biz insanız diyoruz, Adem oğluyuz diyoruz değil mi? İnsan, Adem, adam demek falan. Ama bir şekilde şu an konuşuyorsak ve bilincimiz, şuurumuz o imajinasyon yaratabiliyorsa, vardır diyebiliyorsa demek ki vardır. Yani o imajinasyonu yaratamayacağımız bir şeyi bizi düşünemeyiz de zaten. O imajinasyon sahası sonsuzdur. Varsa vardır, bana göre de vardır. Olması da gerekiyordur artık yani birilerinin, sistem aslında bize bir yardımcı da oluyor olabilir. Yani bir şeyleri göstermesi, bak kardeşim, bakın kardeşim değil de yani ey öğrenciler siz bu dünya okulundasınız ama dışarısı öyle değil. Yani dışarısı çok yüksek tesirler ve boyutlar var. Bunları bilmeden siz hala başka şeylerin peşindesiniz. İşte burası madde tesirinin vermiş olduğu sıkıntılı yer. Yani maddeye düştüğün zaman burada ego var, kibir var. Uzaylı ego var mı? Uzaylı dediğin varlık buraya tamamen bir planet olmuş da geliyor. Düşün. Ya sen şimdi buraya gideceğim, Mars'a gideceğiz de iyi de biz hala birbirimizle geçinemiyoruz ki. Bizim bu Birleşik İnsanlık realitesine geldiğimiz zaman başka bir gezegene gidebiliriz. Başka bir gezegenden bize gelmişse zaten onlar oluşumunu tamamlamış, birliğini tamamlamış. Yani oradan kaçan, oradan işte gezegenini patlatıp buralara dağılan bunlar değişik altı boş olabilir. Bu konular ama Allah'ın yarattığı sonsuzun sonsuzu sisteminde, Allah'ın yarattığı sonsuzun sonsuzu olan evren maddesi sisteminde hiçbir bizden başka şuur yok deme gibi lüksümüz yok. Hepsi varlar. UFO'nun da kralı var. Uzaylının da yöneticisi var. Kendi arasında hiyerarşileri var. Cinsiyet farklılıkları var. Var da var yani. Bunları bilmekle Allah'ın böyle oradan bakmak lazım. Hani UFO yok. Bomboş yer ya burası falan demem. Bizim sadece gözlerimiz bu madde dünyasına göre, teknolojisi bu madde dünyasına göre olduğu için bizim gözlerimiz. O yüzden bunun dışında gördüğümüz zaman burası o zaman sıkıntı olur. Ya maddenin dışında bir şey gördüğümüz zaman okula adapte olamayız. Adam kafayı yiyebilir çünkü hazır değil şuuru. Tamamen hayatında maddeye yönelik bir tekamül var. Ya bu adam sen... Uzaylı gelecek çıkacak karşısına adam bitti yani. Ölen olur kalp krizi geçirir kaldıramaz o bilgi tesirini. Onu gördüğün zaman görsellik de bir bilgidir. Onu gördüğün Allah'ım ne oluyor falan olabilir. O yüzden arkadaşlar yani demem odur ki sonsuzun sonsuzu olan sistemde hiçbir yer boşluk her yer doludur ve devamlı genişliyordur değil mi? Bunu kitaplarda da devamlı genişletiyoruz evreni diyor. Hiçbir yasa başıboş değildir. Hiçbir insan burada başıboş bedenlenip yaşamıyordur. Dışarıdan gelenin de gelmişse bir vazifesi vardır. Bir bilgiyi vermek için. İyi ya da kötü algılarsın. İşte orada bir sınava tabi tutarlar. Biz sınav okulundayız. Keşke şuradan konuşurken bakacağım bu araba. Belki UFO geçmiştir. Hani oluyor böyle yavaşlatıyorsun kamerayı UFO geçmiş. Biliyor musun onu?
Neredesiniz ya? Neredesiniz ha? Neredesiniz abi? Gelecekseniz gelin. Bunu da söylemek geliyor. Bak bir şey biraz daha şuursuz konuşayım. Bak ben eski ben olsam şunu derim. Abi gel neredesiniz? Gelin ya. Başlarım şu halimizi gelin düzeltin. Ama işte sistem diyor ki burası okul. Siz kendiniz düzelteceğiniz diyor. Yasa böyle anasını satıyor. O yasanın dışında çıkartmıyor ki. UFO'dan medet umuyoruz. Gelse de bizi birleştirse falan. Zaten gelmiş. Ne olmuş? Bedenlenmiş. Peygamber olmuş. Gelmiş. Bedenlenmiş. Bir tarihe ismini kazımış. Değil mi? Yani bunlar aslında belki de bilemiyoruz başka ırkların tekamül süreçlerinde vazifelendiği boyutlardır. Bilemiyoruz. Her şeyi sonsuzun sonsuzu yaradan bilir. O yüzden UFO olayları öyle boş falan olaylar değil. İyi bilmek lazım. Ya gece oluyor ya uzay var anasını. Gece olduğu zaman uzayı görüyorsun, yıldızları görüyorsun. Onların üstüne hiçbir yaşam belirtisi olmayacak. He? Hiçbiri olmayacak. Olmaz olur mu ya? Ama yasalar var, yasalar. Yani bir başka boyutun varlığıyla bir başka boyutun varlığı birbirine geçebilmesi için yasanın buna izin vermesi lazım. O ona geçmesi için vazifelendirilmesi lazım. Bunda sistem yukarısı bunu kabul etmesi lazım. Kabul etmiş olduğu durumlar vardır. Bunları bizim aklımız, şuurumuz ermez. Bilmem anlatabildim mi? O yüzden UFO'lar vardır arkadaşlar. UFO'lar vardır. Teşekkür ederim. Daha nasıl konuşalım ya? Geleceksen gel. Bir geliyormuş. Çıf diye beni böyle yakıyorlarmışım. Kül oluyormuşum falan. Çok güzel olmaz mı ya? UFO geliyor böyle. Çiçekler açsın. Böcekleriz böyle koşuyoruz buralarda falan. Ya da bütün dünya buna yine. Düşünün öyle bir UFO gelse sevgi getirse. UFO'dan bekliyoruz değil mi onu? Gelmiş insanlar işte bak bunlar peygamberler olmuş. Değil mi? Belirli işte. İsimleri geçmiş. Bu insanlar bir şekilde ahlak vermişler, bilgi vermişler. Ama UFO'dan bunu beklemeyin baba. UFO'nun durumu farklı. UFO uçacak böyle. Fişt fişt. Oraya konacak, oraya çıkacak. Öyle olacak yani. Ya da düşünsene UFO geliyor, UFO'da UFO ile hiç iletişim yapamıyoruz. Ha böyle bekleyen bir şey var. Kardeşim bir şey içer misin? Bir şey yer misin? Hiç öyle bir şey. Böyle bekliyor. Bekleyen UFO. Irkı o. Bekleye giller. Böyle bir UFO düşün. Bilmem ne planetinden gelmişler. Ya olabilir. İbe gel bir kameraya çık ya. Evet gerçekten çok olumlu konuştunuz. Kameranın önünde miyiz evet, bu arada? Ertuğrul Bey gerçekten çok olumlu konuştu. Oradan alıyor ses. Bir daha. Ertuğrul Bey gerçekten çok olumlu konuştu. Yani bu söyledikleri bana çok mantıklı geliyor. Çok isteriz. Gerçekten çok isteriz. Şöyle bir UFO geçsin, insin, görelim. İnsin abi. Gelsinler ya. Yani istiyoruz. Gelsinler artık abi. Gelin artık. Neredesiniz siz? Bak adamlar nerede? Neredesiniz? Oğlum. Neredesiniz le? Konuyu kapatıyoruz. İnsanlar ne hale geldik ya? Ben giremem o role. O girersem bizi gay zannederler bizi. Bir arada zannetmişler biliyor musun? Bizi böyle oluyor insana. Gay zannedebilir. Ben zaten öyle bir seçimim olmuş olsa ben bunu saklamam zaten. Yaparım yani. Tabii ya. Ama heteroseksüeliz abi. Yani biz yapacak bir şey yok. Hayat büyük de konuşmamakla. Hayat vallahi var ya. Allah göstermesin öyle şey. Neyse İbo'cum. UFO'lar konusunda diyeceklerimiz bunlar. Senin ne diyorsun UFO fenomeni hakkında? Sence varlar mı yoklar mı? Bence varlar. Ya, bence varlar. Ben inanıyorum. Çünkü bunlar boş şeyler değil. Geçen mesela biliyorsun bir UFO düşmüş. UFO düştü. Amerikan ordusu evet, almış evet, mesela. Falan. Bunlar boş olduğunu düşünmüyorum yani. Bence varlar. Kesinlikle varlar. Ben de boş olduğunu düşünmüyorum ama işte olsalar da kaç yazar? Gel şimdi bizim bir tane atıyorum bir şuurda olan Türkiye vatandaşımızdan Türkiye'de yaşayan bir insana gel UFO'nun durumunda adam böyle bir bakar. Var yani olabilir der. Bu kadar ya. Onun olayı o kadardır. Tabii o yüzden işte o... Niye diyorlar işte Amerika'da niye çok görünüyor? Meksika'da veya orada burada neden çok görünüyor? Türkiye'de çok görünmüyor. Türkiye'de de hep görülüyor ama yani her şuura görünmez ki. Şimdi senin bir şuurun vardır. Onunla ilgili bir imajinasyon yaratırsın. O imajinasyonun bir tesiri varsa o tesirle de görebilirsin. Belki bir vizyondur. Belki başka bir şeydir ama UFO var mı? Bence var. UFO var. Bence. Onca var. Bence de var. UFO teşekkür var. 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 Gel buraya. UFO var mı? Gel buraya. Gel. Gel söylesin. UFO var mı? UFO var mı? UFO var mı? Var. Ulan bir dese UFO var dese ne yaparız? Yıkıl burada yıkıl. Ne yaparız? Yıkılırım. Yıkılır. Ben yıkılırım. Burada direkt böyle kıpırdayım. Çünkü alışmamışız. Tabii, görmemişiz. Öyle. O anlık bayılmayı görürsünüz zaten evet. Kameralarda. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler İbo'cum. Çok sağ ol ya. Yardımcı oldun. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için. Beni dinlediğiniz için. Sonra İbo ile bizi dinlediğiniz için. Önce beni dinlediniz. Sonra İbo'yu dinlediğiniz için. Teşekkür ederim. Söyleyeceklerim bu kadar. Varsa bununla ilgili bir sorunuz. UFO ile ilgili her türlü masaya yatırabiliriz. Yani masaya konuyu yatırabiliriz. Her türlü konuşabiliriz arkadaşlar.
Teşekkürler. Her nerede yaşanılıyor? Söyleyemedim. Teşekkürler. Her nerede yaşanılıyor ve yaşatılıyorsa. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. UFO! UFO. Uzaylı. Uzaylı. Uzaylılar. Uzaylılar diye bir şarkı vardı ya, değil mi? He. Uzaylılarla ilgili bir şarkı. Onlara söylüyorum bu şarkı. Onlara gelsin. UFO'lara. Ne zaman bitecek Tanrım bu azap? Yarını olmayan günlere kaldım. Dünyamı sen yıktın kendi elinle. Aşkıma bir yuva kuramıyorum. Şimdi ben bunu UFO'ya gönderdim. UFO bunu nasıl anlayacak? Şarkı başka bir şarkı ama UFO anlar. Çünkü onlar şuurlu varlıklar. Anlar. Neyse, söyleyecekleriniz bu kadar. Görüşmek üzere.